Herkese merhaba. Bugün sizinle yüzümde görmüş olduğunuz bahar makyajını yapacağız beraber. Benim aklıma bahar deyince böyle hep aydınlık tonlar, pembe gözler, pembe dudaklar geliyor. O yüzden bugün sizin için böyle bir makyaj hazırladım. Makyajın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Öncelikle makyajıma bir makyaj bazıyla başlamak istiyorum. NYX'in Pore Filler isimli gözenek görünümünü azaltıcı makyaj bazı. Eğer yüzünüzde, yanak çevrenizde ya da alnınızda geniş gözenek varsa makyaj öncesi böyle bir baz uygularsanız biraz daha pürüzsüz bir görünüme ulaşırsınız. Ürünü tampon hareketlerle gözeneklerimin daha yoğun olduğu bölgelere uyguluyorum. Şu alnımın ortası, özellikle yanaklarım. Bu şekilde gözeneklerin görünümünü biraz olsun azaltmış olacağım. Sonraki adım olarak fondötenime geçiyorum. Bugün kullanacağım fondöten Shiseido'nun Synchro Skin isimli fondöteni. Oldukça hafif yapıda aydınlık bir görünüm vermeyi sağlayan bir fondöten. Fondötenimi bir stippling fırçası yardımıyla yüzüme uyguluyorum. Az bir miktar yeterli olacaktır. Çünkü ince yapıda olmasına rağmen kapatıcılığı bence yüksek bir fondöten. Sıra geldi göz altlarına. Göz altlarım için Make Up For Ever'ın bu Pro Sculpting paletindeki şuradaki bu aydınlık rengi kullanıyor olacağım. Bu şekilde ıslak bir sünger yardımıyla üründen alıyorum. Göz altlarımı da kapattığıma göre sıra geldi göz makyajıma. Bugün tek bir farla oldukça kolay ve pratik bir göz makyajı uyguluyor olacağım. Hem baharın renklerine uygun hem böyle canlı olacak ama oldukça da kolay olacak. Far olarak uygulayacağım olan renk Burberry'nin bu Nude Blush isimli far paletinden şu ortadaki böyle aydınlık biraz pırıltılı somon rengi. Farı uygulamaya geçmeden önce makyaj fırçamı bu şekilde gül suyu yardımıyla ıslatıyorum. Bu şekilde farı aldığımda rengini göz kapağımda daha çok belli ediyor olacak. Islak fırçamın yardımıyla farımdan alıyorum ve ondan sonra bütün göz kapağımın üstüne gelişigüzel, çok dikkat etmeden ama tabii kaşıma kadar da getirmeden bu farı uyguluyorum. Şimdi diğer göz kapağıma geçiyorum. Aynı işlemi bu göz kapağıma da uyguluyorum. Farları eğer ıslak yapıda uygulayacaksanız tampon hareketlerle ilerlemeniz önemli. Bu şekilde rengi kesinlikle daha iyi veriyor göz kapağınıza. Aynı farla devam ediyor olacağım ama bu sefer bir kalem fırça alıyorum ve yine gül suyumla ucunu ıslatıyorum. Bu sefer farımdan alıp göz altındaki kirpik diplerime geçiyor olacağım aynı rengi. Bu şekilde bir kalem fırça yardımıyla uyguladığınız zaman göz altlarınıza birazcık buğulu bir efekt veriyor. Gözlerimi biraz daha belirginleştirmek için ve ön plana çıkarmak için Burberry'nin bu Effortless Eyeliner'larından Chestnut Brown isimli rengi uygulayacağım. Aslında eyeliner ismi ama bu asansörlü bir kalem ve uygulaması çok rahat ve oldukça kalıcı. Hiç çıkmıyor gözden. Bunu da incecik bir şekilde göz kapağımın üst kirpik diplerine uyguluyorum. Göz makyajımı tamamlamak için sıra geldi Rimmel'e. Bugün kullanacağım Rimmel, Bobbi Brown'un Eye Opening Mascara isimli gözleri daha açık göstermeyi vaat eden Rimmel'i. Bunu bolca hem üst kirpik diplerime hem de alt kirpik diplerime uyguluyor olacağım. Göz makyajını bitirdiğimize göre şimdi yüzümü birazcık daha ısıtmak için ve renk vermek için Kiko'nun bu Baked Powder'larından Radiant Fusion 06 numarayı uygulayacağım.
böyle pofidik bir fırça yardımıyla, bir kontür fırçası bu aslında, alıp şu şekilde yanak bölgeme, alnıma ve çeneme uyguluyor olacağım. Kendimi biraz bronzlaştırdığıma göre şimdi allığa geçebilirim. Allık olarak NYX'in bu Baked Blush'larından 4Play isimli rengi uygulayacağım. Bu çok tatlı, içinde kendinden altın yansımalar olan bir şeftali rengi. Tam bahar aylarına yakıştırdığım bir renk tonu benim. Sonrasında aydınlatıcı olarak yine Make Up For Evermore Pro Sculpt paletindeki bu aydınlatıcıyı ıslak Beauty Blender'ım yardımıyla alıyorum. Bu kremsi yapıda bir ürün. Ve yüzümün yüksek kalan bölgelerini aydınlatmak için tampon hareketler yardımıyla uyguluyorum. Aydınlık bir makyajın bence olmazsa olmazı kesinlikle doğal görünümlü aydınlatıcılar. Biraz ıslak görünüm ama aynı zamanda kesinlikle doğal ve günlük kullanıma uygun. Ve bu kremsi aydınlatıcıyı sabitlemek için de The Balm'ın bu Manizer Sisters paletindeki şuradaki Meliluminizer rengini bu şekilde bir yelpaze fırça yardımıyla alıp yine biraz önce uyguladığım yerlerin üstünden geçiyor olacağım. Ve bahar makyajımızı tamamlamadan önce sıra geldi son adıma, yani ruja. Ben bugün ruj olarak Make Up For Evermore'ın bu Pro Sculpt serisinden 11 numarayı uyguluyor olacağım. Bu şekilde asansörlü bir ürün ve çok güzel, öyle kirli bir gül pembesi diyebiliriz. Ürün mat yapıda ama dudakta çok güzel duruyor.